İşte Carl von Frisch diyor ki bu malı birinci elden deneyimlemeyen arılar yolda giderlerken başka arılarla karşılaştıklarında birinci elden deneyimlemedikleri bu malın bilgisini öbürüne aktaramıyorlar. Yani birinci elden deneyimlemedikleri bir şeyi aktaramıyorlar. Anlayabiliyorlar ama aktaramıyorlar. Ben bunu duyunca dedim ki aha ben anladım, insan işte bunu yapabilir. İnsan birinci elden deneyimlemediği şeyi aktarabiliyor. Yani bir şeyi aktarabilmesi için birinci elden deneyimlemesine gerek yok. Nitekim ben şu anda size bir sürü şey anlatıyorum. Bu anlattığım şeyleri birinci elden deneyimlemiş de olabilirim, deneyimlememiş de olabilirim. Ve siz de gidip bunu rahatlıkla bir başkasına anlatabilirsiniz. Şimdi dikkat edin. Burada geçerli olan şey ben size bir anlam aktarıyorum. O anlamı sözcüklerle aktarıyorum. Yani bir sözcüklerimin bir gösterileni var, bir anlamı var. Sözcüklerin kendileri de o anlamı taşıyan araç, çerçeve, biçim, gösterilen ayrımı bu şeydeki, dil bilimindeki gösterge bilimindeki. John Campbell örneğini vereyim. Sabah uyandınız ve kahvaltıda ne yiyeceğinize karar vereceksiniz. Vereceksiniz diyorum çünkü gelecekte ve ne yiyeceğinizi seçebilme şansınız var. Bu durumda iradeli bir seçim şansınız var. Fakat kahvaltıda ne yiyeceğinize karar vermek ile o sabah kahvaltıda ne yediğinizi söylemek arasında dilsel çok büyük bir fark var. Ben günün ilerisinde size sorsaydım kahvaltıda ne yediniz diye, siz kahvaltıda yiyeceğiniz şeyi seçmeye çalışmazdınız. Çoktan artık değiştiremeyeceğimiz bir noktadır. Bu yüzden aktarımınızda irade olmayacaktır ve buna göre deneyim sabitlenmiştir. Bu sabitlenmiş deneyim içerisinde ihtimallere maruz kalan o iradeyi içermediğinden dolayı geçmişi temsilen oradadır. Ve geçmişteki hiçbir şeyin değişmeyeceğini bilen bir zihin ancak ikinci elden deneyimleri aktarabilir. Bu zaman, kompleks zaman döngüsüne sahip olmayan bir zihin için ikinci elden deneyimi aktaramamak çok normal. Çünkü onlar için irade o kadar önemlidir ki iradenin değişmeye ve karar almaya olan yakınlığı yüzünden geçmişteki olayları iradeliyle beraber aktaramaz. Fakat insan zihni zamansal kompleksliğe biraz daha hakim olduğundan dolayı, geçmişteki olayları değiştiremeyeceğinden dolayı, yani örneğe tekrar geri dönüyorum. Size sabah kahvaltıda ne yediğinizi sorsaydım, sizler kahvaltıda ne yiyeceğinizi seçmeye çalışmazdınız. Aynı nedenden geçmişi değiştiremeyeceğinizi bildiğinizden dolayı iradenizi hiç çalıştırmadığınız bir olay anlatısı içerisine girebilir ve değişmeyecek, sabitlenmiş deneyimleri aktardığınızın bilincinde olduğunuzdan ikinci el, üçüncü el, dördüncü el deneyimleri aktarmaya devam edebilirsiniz. Elbette bunun bazı götürüleri olacaktır. Birincisi zamansallık gibi bir şeyi anlatıya dahil ettiğinizde, bu bilgiyi bir olayı aktarırken kullandığınızda aynı şekilde olaydan bir diğer bilgi olan iradeli olmayı çıkartıyorsunuz. Ve bu alışverişin bir sorunu var. Bu sorun elbette uzun vadede postmodernizme sebep olacak semiotik sorun. Fakat bu videonun konusu değil. Sadece ikinci el deneyimlerin aktarımda ne gibi sıkıntılar var ve ne gibi yerlerde çözümler gizlenmiş olabilir? Bu konu üzerindeki düşüncelerim. Neyi temsil ediyor? Aa sesini. Masa kelimesi gerçek nesnel masayı. Bu trafik levhası ise okul geçti. Bu sebeple karşıdan karşıya geçerken dikkatli olunu temsil ediyor. İmgeler temsil edilen şeyin kendisi değildir. Yani A harfinin yazılış biçimi A sesiyle özdeş değildir. Bir temsil etme aracıdır. Birine duyduğum yoğun duyguyu ve deneyimi aktarmak için aşk kelimesini kullanırım. Yani birkaç çizgi aracılığıyla yazılmış aşk kelimesi benim yaşadığım öznel deneyimi temsil eden bir araç haline geliyor. Ben aşktan bahsederken karşımdaki insan aşk kelimesiyle benim hangi anlamda bir aşktan bahsettiğimi tam olarak anlayamıyor. Bu durumda bir şeyi anlamak aslında kendince yorumlamak anlamına geliyor. Yani aşk kelimesiyle kastedilene dair yorum yapmak. Olanaklı olan anlamlardan bir tanesini seçmek. Ama benim yaşadığım deneyimin kendisi değil bu. Peki bu durumda ne oldu? Kendisi yani benim yaşadığım deneyim ve bu deneyimi aktarmak için kullandığım görünüş, temsil, imge, kelime, dil, her ne derseniz deyin. Öz ve görünüş. Şeyin kendisi ve temsili. İşte fenomenoloji budur arkadaşlar. Dil de fenomenolojiktir. Bu yüzden dil hakikati ıskalar.
O şeye tam olarak yaklaşamaz. Her daim bir mesafe kalır. Bu sebeple 20. yüzyılda Jacques Derrida gibi bir düşünür, diferans kavramını ortaya atacak. Görüntü ile görüntünün temsil ettiği şey arasındaki mesafe.